Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Ocak 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Ocak sizin ayınız. Güneş 20'sine kadar burcunuzda ilerleyecek. Bu ay doğan tüm oğlak burçlarının da doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen oğlaklarımız, güneş yükselen burcunuz üzerinde parlarken enerjiniz artacak, fark edileceksiniz, parlayacaksınız. Önemli etkiler var bu ay. Bakalım şimdi detaylara. Evet, 20 Ocağı kadar Güneş burcunuzda ilerlerken tabii ki bu enerjinizi destekleyecek. Daha güçlü olacaksınız, motivasyonunuz artacak ve Mars da 5 Ocak'ta Oğlak burcuna geçiyor. Bir yandan Güneş ve Mars'ın da etkisiyle beraber motivasyonunuzun güçlendiği, dikkat çektiğiniz, inisiyatif aldığınız, fiziksel anlamda da hareketli olduğunuz bir aydasınız. 11 Ocak'ta burcunuzda bir yeni ay var. 20 derece Oğlak burcunda. Her yeni ay tabii ki yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyor ve bu yeni ay sizin için çok önemli olabilir. Özellikle doğum günü 7-15 Ocak arası olan oğlaklarımız ve yükselen burcu 20 derece ve yakınlarında olan oğlaklarımız için etkili bir yeni ay. Yeni kararlar vermeniz, bazı adımlar atmanız mümkün. Çevresel şartlarınızda da tabii ki fırsatlar, hızlı gelişmeler olabilir. İlişkilerinizle ilgili, kariyerinizle ilgili önemli etkiler altındasınız. Yönetici gezegeniniz Satürn'ün Balık burcunda olması ve bu yeni ay sırasında Mars'la Jüpiter'in güzel bir üçgen açı içerisinde olması hem romantik konularda ilişkiler, aşk ilişkileri, yakın çevre ilişkilerinde güzel destekler alabileceğinizi gösteriyor. Hem de sizin her anlamda, zihinsel anlamda, sanatsal anlamda kendinizi iyi ifade edebileceğiniz, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz yeni girişimlerde destekliyor. Belki bir eğitime başlayacaksınız. Öğrenciyseniz belki eğitim hayatınızda önemli kapılar açacak bu yeni ay. Bununla birlikte yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz iş imkanları söz konusu olabilir. Girdiğiniz ortamlarda uzun vadeli olacak bazı güzel arkadaşlıkların, ilişkilerin başlaması. Hatta evliyseniz belki çocuklarla ilgili konularda da önemli kararlar verip önemli etkiler alabileceğiniz güzel bir yeni ay döngüsündesiniz sevgili oğlaklar. 11'i ile 25'i arasında bu yeni ay etkileri gündeminizi hızlı bir şekilde belirleyebilir. Ve geçtiğimiz ay biliyorsunuz Merkür burcunuzda retro yaptı. Oğlak'ta ve ardından Yay burcunda. Merkür aybaşı itibariyle 2 Ocak itibariyle ileri harekete geçiyor. 14'üne kadar Yay burcunda ilerleyecek. 14'ünden sonra ise Oğlak burcunda ilerleyecek. 14'üne kadar olan süreçte biraz daha bilinçaltı konularında etkiler artabilir. Hani bu sizin planlamanız, düşünmeniz, birazdan geçmişle ilgili konular, bilinçaltınızla ilgili konularda daha hareketli, daha belki biraz daha sorgulayıcı olabileceğinizi gösteriyor. Bu yalnız başınıza yapacağınız işleri, hazırlıkları da destekler aslında. Biraz hani böyle bir inziva enerjisi verebilir size. Ayın 14'ünden itibaren Merkür'ün burcunuzda ileri dönmesi o planladığınız, hazırlıklarını yaptığınız ya da çalıştığınız konuları ifade etmenizi, ortaya çıkarmanızı, görünür hale gelmenizi sağlayabilir. Hem geçtiğimiz ay düşündünüz ama planladınız ama yapamadınız. Hani aksiliklerle karşılaştınız, ertelendi, ötelediğiniz bir şeyler var ya da kararsız kaldınız. Her neyse bunları artık tekrar ele alıp sonuçlandırabilirsiniz. Ya da bir öğrencisiniz, sınava girdiniz, yapamadınız ama tekrar girebilirsiniz. Bu sefer yapabilirsiniz. İşte bir işinizi, projenizi yarım bıraktınız. Şimdi bunları daha rahat ele alıp sonuçlandırabilirsiniz. 23'ünden itibaren Venüs de Oğlak burcuna geçecek. Kuşkusuz bu sizin için çok güzel bir gelişme. Mars'ın, Merkür'ün yanına bir de Venüs'ün gelmesi hem zihinsel, hem fiziksel, hem de duygusal anlamda enerjinizi doruk noktasına taşıyacak. Venüs'le birlikte sosyal ilişkileriniz canlanabilir, cazibeniz artabilir, kişisel bakımınız, giyim, kuşam, imaj değişimi, estetik gibi uygulamaları daha rahat ele alabilirsiniz ve dikkat çekebilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve Güneş ayın 20'sinden itibaren Kova burcunda parlamaya başlıyor ve 21'inde Plüto tekrar o burcunuzdan ayrılıp Kova burcuna geçiş yapacak. Biliyorsunuz
ağır bir hareket bu ve uzun süreli bir transit. 2044'e kadar 20 yıl artık Plüto Kova burcunda kalacak. 2008'den bu yana da sizin burcunuzda ve bu dönemde gerçekten büyüdünüz, olgunlaştınız ve dönüştünüz. Zor ve güçlü etkiler altındaydınız. Plüto yavaş bir gezegen. Bu yıl tekrar burcunuzun son derecelerine şöyle bir geri dönecek ama yıl sonundan itibaren artık tamamen Kova burcuna geçmiş olacak. Önümüzdeki yıllarda bu etkiyi konuşmaya da devam edeceğiz. 20 Ocak'ta Güneş Plüto kavuşumu burcunuzda. Çok önemli, çok dönüştürücü, güçlü etkiler var. Yani bulunduğunuz ortamda güçlenebilirsiniz. Veya hani güç ve güç faktörüyle, otorite figürleriyle ilgili konularda daha fazla yüzleşebilirsiniz. Bu biraz hani manipülasyon ve güçlü baskılar da yaratan bir durum ama dirayetinizi de arttıran bir durum. Artık gerçekten kimlik anlamında, kişilik anlamında da Plüto geçişiyle beraber tamamen değiştiniz. Dönüştünüz sevgili oğlaklar. Güneşin Kova burcuna geçişi 20'sinden itibaren biraz daha sizin için para kazanma, maddi konular, iş konularını daha fazla aydınlatmaya başlayacak. Plüton'un da buradaki uzun vadeli tesiri aslında önümüzdeki 20 yıllık süreçte para durumunuz ve maddi durumunuzda güçlü dönüşümler olabileceğini, bununla birlikte hayatta sizin de dönüşüp güçlenebileceğinizi işaret ediyor. 25 Ocak'ta 5 derece Aslan burcunda dolunay var. Bu dolunay finansal konularda, borçlanma konuları, kredi konuları, işte hisseli paralar, eşinizin kaynakları, belki bir sigorta, bir miras konusu, emeklilik gibi bir konunuz, yani bu bir nafaka konusu olabilir, tazminat, burs gibi bir iş olabilir. Yani buralarda bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi veriyor. Bu dolunayın aslında 28 Ekim'deki Boğa burcundaki ay tutulmasıyla da güçlü bir etkisi var, bir bağlantısı var. Türkiye'yi de etkileyen bir güçlü dolunay bu. Toplumsal alanlarda da tesirlerini görebiliriz. Bu dolunayda belki böyle bir para konularında önemli bir etki altında olabilirsiniz. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kovaların 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa etkileri artabilir sizin için. Yılın son günlerinde keyifli enerjiler var. 28, 29, 30 Ocak'ta Venüs-Jüpiter üçgeni kuşkusuz sizin için de çok keyifli olabilir. Venüs'ün burcunuzdaki hareketi ve Jüpiter'le yapacağı üçgen açı aşk ve romantik alanlarda fırsatlar getirebilir. Parasal kazançlarla ilgili konularda, çocuklarla ilgili konularda da mutluluk getirebilir sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.